Sevgili seyirciler, seçim arenasının bu haftaki diğer konuğu CHP Meclis Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de stüdyomuza elinde fotoğraflarla geldi. Hükümetin eğitim ve sağlık politikasını eleştiren İnce, sağlıkta en fazla yolsuzluğun bu dönemde yapıldığını öne sürdü. En büyük kandırmaca şurada. Bunlar kendi tabanlarına diyorlar ki, bakın biz milli savunmadan payı kestik, milli eğitime ayırdık. Bütçede bunu gösteriyorlar. Ama yılın sonunda bunlar gerçekleşmiyor. Bu doğru değil. Bakın şimdi bu size bir fotoğraf. Bu Ardahan'daki taşımalı eğitim. Ben buna biraz oynayarak çocukların eline burada birer bilgisayar verdik. İşte Başbakan'ın Türkiye'si bu. İşte Türkiye'deki taşımalı eğitim bu. Ne zaman çekilmiş bu fotoğraf? Bu yeni efendim. Ben bu sabah arkadaşlarımı görevlendirdim. Sabah dedim, Yalova Devlet Hastanesi'ne gidin. Orada insanların kuyrukta fotoğraflarını çekin. İşte görüyorsunuz. 30.05.2011 7.49. Bunlar bu, kuyruktaki insanlar. Kuyruktaki insanlar efendim. Burası Yalova Devlet Hastanesi'dir. Bugün saat daha 8 olmamıştır. Bu insanlar sabah 6'da bu kuyruğa geliyorlar. Yani kuyruk konusunda sağlık cephesinde hiçbir şey değişen bir durum yok diyorsunuz. Şimdi eczaneleri tahsilatçı yapacaksınız. Yolsuzluklara göz yumacaksınız sağlık alanında. Kuyruklar devam edecek. Ama bu yapılan operasyonlar yolsuzluklarla mücadele edildiğinin bir bakıma göstergesi olarak bir bakıma edilemez mi? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Emniyet Genel Müdürlüğü en fazla yolsuzluk burada yapılıyor diyorsa, siz de 9 yıldır iktidardaysanız, demek ki yolsuzluklardan 100 yapılıyor da siz 10'una operasyon yapıyorsanız görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Yolsuzluklar olmaya devam ediyor bir taraftan. Kuyruklar devam ediyor. Bu fotoğraf fotomontaj değil. Bunu ben uydurmadım. Bunu Yalovalılar görüyor.